Evet, günaydın doktor da operatör doktor Onur Kulaksızoğlu zamanı diyorum ben. Kendime ait bölümler diye seçiyorum çünkü beyin omuriliksinin cerrahisi zor bir branştır. Gerçekten çok ciddi bir eğitim gerektirir. Tıp fakültesinden sonra belli bir sürede, yani bu süre 6-7 sene uzmanlık için, bir onun üstüne de tabii ki mikrocerrahi için ve tecrübe için gereken bir zamanı toplamda dilimlerseniz sonuçta bir 27 yıllık hekim olarak, 26 bitti, 27. yılıma giren bir hekim olarak gerçekten sıkıntılı bazı vakalardan örneklerle sizlere bugün dilim döndüğünce boyun fıtığı ameliyatlarından bahsedeceğim. Tabii ki mikrocerrahiden bahsedeceğim. Mikrocerrahi ameliyatlarının aslında nerelerden bizi nerelere alıp nasıl başarılı sonuçlara getirdiğinden de bahsedeceğim. Farkındasınız belki, mikrocerrahi tüm branşlarda gelişti, tüm branşlarda gündeme geldi. Minimal invaziv cerrahi adı altında, yani küçücük yaklaşımla maksimum fayda sağlayabileceğimiz ameliyatlar şekline geldi. Bugün bunların tabii ki en güzel sonuçlarından biri olan mikrocerrahiden bahsedeceğim. Boyundaki yaptığımız ve beldeki yaptığımız mikrocerrahi. Şimdi herkes soruyor, hocam bu mikrocerrahi nedir? Yani kapalı bir ameliyat mı? Önce ona bir öncelik getiriyorum. Yani ameliyat dediğiniz zaman iğne bile bir girişimdir. Ama minimal invaziv cerrahi dediğimiz zaman küçücük bir açılımla maksimum fayda sağladığımız bir ameliyat şekli oluyor. Ve mikrocerrahinin özelliği mikroskop altında yapılan bir ameliyattır. Yani sizin dokularınıza saygılı bir ameliyat, sizin dokularınızı normal anatomik dokunuza zarar vermeyen ama bozulmuş anatomik olarak parçalanmış ve normal dokunuza da hasar veren bir parçayı da ortadan alıp uzaklaştırma şeklinde bir amaç gütmektedir bu ameliyatların şekli. Şimdi boyun fıtığından bahsedelim isterseniz, biraz vaktimiz olursa da belden de bahsederiz ama mantık aynı mantık. Sonuçta bir boyunla ilgili hepimiz bir ufak tefek ağrı çekeriz. Bazen klimanın altında kalır ki sıcaklar başladı. Artık klimaya kendimizi soğuğa atmaya çalışıyoruz ama gece gündüz farkı da var. Özellikle Anadolu'da gece gündüz farkı çok fazla. Yani gündüz aşırı bir sıcak varken gece ciddi bir yel alıyorsunuz. O zaman da boyun tutulmaları artıyor. Boyundaki ağrılar artıyor. Ama her boyundaki ağrı acaba fıtık mıdır derseniz, hayır, fıtık değil. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu bölgede neler var? Bu bölgede boyun ağrısı yapacak birçok sebep var. Bunların başında boyundaki kas demeti. Bakın, çaprazlamasına kaslar gider burada. Çaprazlamasına giden kaslar bizim boynumuzun böyle sağa sola hareketleri sırasında çok güzel bir şekilde işlevseldir. Ama bir bağlantısı kulak arkası, bir bağlantısı buradaki sternumun hemen yanında klavikula dediğimiz küçük kemiğe bağlıdır. Bu boynun aşırı dönmesini de engeller ama boynun da hareket etmesini sağlar. Boyun burada ön tarafta tiroid dediğimiz bir guatr organı vardır. Yemek borusu, soluk borusu tam orta hattan gider ama şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar atar damarlar ve toplar damarlar. Yani şah damarı dediğimiz. Bakın boyun ne kadar özellikli ve önemli. Bu bağlamda bizim bu bölgedeki ağrıları önemsememiz gerekir. Yani bazen basit bir kulak arkasında lenf bezi şişmesi, bazen basit bir grip algınlığı da boyun ağrısı yapar. Ama ciddi boyun fıtığı veya ciddi bir beyincik sarkması da aslında bizlerde o sıkıntıyı yaratacak, yüksek boyutlara çıkaracak ve belki de apar topar ameliyat olmamızı sağlayacak bir problem yaratabilir. Şimdi burada ben boyun fıtığından bahsetmek istiyorum. Boyun fıtığının belirtisi boyun ağrısı. Evet, bazen bu boyun ağrısı olmadan direkt kol ağrısı olabilir. Sizin bu ağrılarınız yatarken veya hareket esnasında veya dinlenme esnasında veya bir televizyon izlerken veya bir kenarda bir şekerleme yaptım ondan sonra diyebileceğimiz arttıran sebepler vardır. Ama boyun fıtığı genel anlamda ağrı olarak kendini gösterir ve boyun ağrısı, kol ağrısı bir sonraki aşamasında his kaybı ve kuvvet kaybı olarak kendini gösterir. Biraz daha ilerlediğinde boyun fıtığının ciddi bir belirtisi şudur aslında. Ağrı ortadan kalkar. Yani siz zannedersiniz ki ben doktora gittim, boynum ağrıyordu, kollarımda ciddi bir tutulmalar vardı ve ben onunla alakalı biraz egzersiz yaptım. İşte boynuma da masaj yaptırdım, ağrı kesici, kas gevşetici verdi doktorumuz. Evet, iyileştim. Acaba iyileştiniz mi? Acaba sadece o ağrılar mı ortadan kalktı? Çünkü bizdeki önemli olan nokta şu,
Biz ağrının ortadan kalkması için uğraşmıyoruz. Biz omurilik basısı varsa bu basının ortadan kalkmasından yanayız öncelikle. Neden mi? Çünkü o bası ikinci planda sizde belki ağrıyı ortadan kaldırdıktan sonra baskıya devam ederek omurilikte zedelenme yapabilir. Şimdi omurilikle alakalı ben her zaman söylediğim bir şey var. Sizin omurilik basınız derecesine göre ameliyat kararı bile alabiliriz. Ameliyat kararını %4, %3 olarak düşünün ama %96 ya da %97 ameliyatsız çözümlerimiz var. Neler mi? Bazen bir yastığınızı değiştirerek olabilir. Neler mi? Bazen küçük bir egzersiz yaparak boynunuzu o egzersizle güne başlamanız yeterli olabilir. Bazen evet yastık veya duruş pozisyon yetmez ama bir de fizik tedavi desteği isteyebiliriz. Bazen ozon tedavisi, bazen akupunktur tedavisi. Bakın biz destek tedavilerinin hepsini çok rahat, çok güzel bir şekilde kullanırız. Hastalarımızı yönlendiririz. Ama ameliyatlık bir kısım varsa onu asla atlamadan, asla geciktirmeden ve geri dönüşü mümkün olmayan bir hasar oluşturmadan ameliyatını öneririz. Çok önemli bir noktada aslında altını çizmek istiyorum. Geri dönüşü mümkün olmayan hasar. Bunları anlatacağım şimdi. Boyun fıtığı ameliyatını burada maket üstünde biz nereden giriyoruz, ne yapıyoruz anlatmak istiyorum ama ön belirtiler önemli. Kamçı reaksiyonu boyun öne doğru bir merkez kaç kuvveti vardır. Öne doğru bütün gücüyle araba duruyor ama siz durmuyorsunuz. Vücut duruyor, niye? Emniyet kemeri tutuyor ama kafa durmuyor. Kafa şöyle bir kamçılanma olmuş. Kamçılanma olduğunda boynun en alt kısmı C6-7 şu bölge bir öne doğru ciddi bir yük gelmiş, tam şu bölgesi ciddi bir yük gelmiş ve bu bölge sanki vücuttan bağımsız hareket etmiş ve burada zedelenme olmuş. O dönemde boyun ağrısı çekmiş. O dönemde ciddi bir şekilde boynu tutulmuş, hatta 2 hafta boyunluk vermişler. Bakın 10 sene önceden bahsediyorum ama filmlerde bir şey yok. Akut dönemde hiçbir şey görmeyebilirsiniz. Kırık çıkık yok. Çok güzel, harika. Hatta doktor arkadaşım, 10 yıl önce ona bakan doktor arkadaşım demiş ki büyük bir şans emniyet kemeri olmasaydın şu anda karşımızda boyundan aşağı felç ve kafa travmasıyla gelirdin demiş. Evet bunlar çok güzel ama o işin tohumu o kazada atılmış. Sonrasında o bölgedeki zedelenme fıtığın serbest, soft bir parça, yumuşak fıtığın çıkmasına sebep olmuş. Zedelenme dediğimiz oradaki ligament yırtılmış. Ama daha fıtık patlamamış ilk aşamada. Travmanın ilk dakikalarında bunu zaten görmeyiz ama peyderpey o aşamayı görürüz. O aşama içerisinde de aslında boyun omurilik siniri beynin uzantısı deriz her zaman. Boyundaki omurilik ve beldeki, sırttaki omurilik uzantısında sağlı sollu sinirler geçer. Şimdi buradan geçerken bir sinir omuza gider, sağlı sollu. Bir sinir kola gider, bir sinir bileğe gider, bir sinir küçük parmağa gider. Bacaklarda da, aşağılarda da aynı şekildedir. Sağlı sollu giderken bir tünelden seyreder beyin omurilik uzantısı. O tünelde sıkıştığında ilk baş ağrı olan o duysal sinire baskı yapar ama bir dönem sonra ki boyunluk falan da kullandığı için biz bunu hissetmeyiz. Akut travmalarda hele o başka yerlerin ağrısıyla, başka yerlerin problemleriyle karışabilir. Sonrasında bu ne olur? Sonrasında o sinir gerçekten motor sinir olarak kendini ezildiği zaman motor kayıp olur. Motor kayıp ne demek? Kuvvet kaybı demek. O ne demek? Mukavemetini sağlayamaması demek. Yani bu hastamın o küçücük parmağındaki kuvvetsizlik ne oldu? Gitti 10 yıl önceki travmaya bağlandı ve ameliyat etti. Ameliyat etmek zorundayız çünkü kuvvet kaybı gelişmiş. Bir nörolojik kayıp başlamışsa bu hastaların fizik tedaviyle, egzersizle, yüzmeyle, orasına burasına süreceği kremle, yutacağı hapla iyileşmesini beklemiyoruz. Çünkü bir sonraki aşama geri dönüşü mümkün olmayan bir hasar olabiliyor. Aman buna dikkat. Ben şimdi detaylar veriyorum. Her şeyi anlattığım her hastalığı kendinize hemen yakıştırmayın. Allah korusun ama geç de kalmayın istiyorum. Çünkü ben burada bilgiyi verirken tüm Türkiye'deki meslektaşlarım adına bu bilgiyi veriyorum. Tüm Türkiye'de de her zaman söylüyorum 1200-1300 tane beyin cerrahı varız. Bunlardan belki yarısı, belki yarısına yakını omurgayla uğraşıyor. Ve layıkıyla mikrocerrahi yapan bir sürü arkadaşım var, bir sürü meslektaşım var. Ama biz buradan sizi bilgilendirirsek bize gerek kalmadan çözümü bulabileceğimiz bir noktadayız. Bize gerek kaldığında da size her zaman altını çiziyorum. Lütfen
Doğru yerde, doğru adreste doğru tedavi uygulatın kendinize. Sorgulayın. Mikro cerrahi nedir? Mikro cerrahi neden yapıyoruz? Şimdi ondan bahsedeceğim. Yani biz neden mikro cerrahinin altını bu kadar çiziyoruz? O kadar önemli bir noktadayız ki beynin aşağıya uzantısının en kalın demet halinde gittiği, bütün sinirlerin bulunduğu yer neresi? Boyun. Buraya gelince biraz daha azalıyor, bele gelince daha da azalıyor. Bele gelince ne yapıyor? Sadece buradan aşağıdakilere hüküm var. Yani bacaklara, ayaklara, ayak parmaklarına, idrara. Ama burada, buradan aşağısı boyunda bütün beden. Yani sizin boyunda en ufak bir problem yaşamanız demek, ciddi bir şekilde buradan aşağıya akımın kesilmesi demek. Boyun o yüzden çok önemli. Boyundaki fıtıkların da alınırken ki mikro cerrahi tekniği uygulanmadığı zaman, açık ameliyat yaptığımız zaman da bizim başarılarımız o kadar böyle muallaktaydı ki, yani bir insanlara biz gel sana bir tane boyun fıtığı ameliyatı yapacağım demekte zorlanırdık. Zorlanma nedenimiz açık ameliyatların başarısının çok daha düşük oldu. Ama şimdi ne anlatıyoruz? %98, %99 neredeyse başarılar diyoruz. %1 Allah korusun felç mi oluyor? Aşağı. %1'deki gördüğümüz problemler bazen koyduğumuz o kafese, proteze veya kemiğe bağlı veya plağa bağlı problemler. Bazen kalıntıların kalması, bazen enfeksiyon. Hani çok ben boyunda enfeksiyonu 25-26 yıllık hayatım boyunca bir ya da iki kere gördüm mikro cerrahide. Hani çok nadir görürüz. Çünkü küçücük böyle 1.2 santimden bir kesi yapıyoruz. Hemen ameliyatı da anlatayım bu arada. Yani o kesiden bizim mikrop bulaştırmamız zaten mümkün değil. Ama hastanın bazen üstündeki cildin içeriye doğru nüfuz etmesiyle o enfeksiyonu görebiliyoruz. Şimdi hastalarımız böyle sırt üstü yatıyor. Ben şimdi maket üstünde gösterdiğim zaman yaptığımız ameliyatın şekli şu. Bakın ne anlattık? Atar damar, toplar damar dedik. Burada tiroid, yani guatr. Burada soluk borusu ve yemek borusu. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu aradan giriyoruz. 1.2 santimlik bir kesi yapıyoruz. Buradan çok önemli bütün organların arasından şuradan bir mikroskop altında buraya detaylı bir şekilde giriş yapıyoruz. Mikroskop altında diyorum, özellikle belirtiyorum. Şuradan yani giriyoruz. Buradan benim bu parmağım girmez. O mikroskop altında 1.2 santimden girdiğimizde belki küçük parmağım bazen böyle sokup buradaki kemiği hissedebiliyorum. Buradan girdiğimizde bu kemiğin üzerine geldiğimizde hemen bir skopi çekiyoruz. Ki yerimizi belirliyoruz. Yani hastada C5-6'da mı problem var? C6-7'de mi? C3-4'de mi? Ona göre belirliyoruz. Bazen C3-4 için biraz daha yukarıdan açıyoruz. Bazen C6-7 için biraz daha aşağıdan açıyoruz. Bunların hepsinin teknik olarak aslında nokta atış adrese testinin bir giriş için belirlememiz var. Bu operasyon planlamasıdır. Operasyon planlamasını ameliyattan önce yaparız. Ameliyattan önce bu yaptığım planlamaya da bizzat ameliyat sırasında uyarım. Neden mi? Çünkü ameliyatın stresi vardır. Ameliyatta hastamızın uyuma, pozisyonu hepsini optimum koşullarda hazırlamak için önceden bir plan yapmanız lazım. Planı olmayanın sonucu da olmaz. Plansız hiçbir şey yapılmaz. Biz operasyon planında bunu yaptık. Hastamızı hazırladık, yatırdık ve buradan 1.2 santim kesi yaptık ve girdik. Girdiğimiz zaman o kemiğin üzerinde ne yapıyoruz? Kemiğin üzerinde yaptığımız tek şey aslında belirlediğimiz yeri mikroskop altında burayı 40 kat büyütüyoruz. Yani ben burada 1 santimden mi girdim? 1 santimi ben 40 kat büyütünce burası 40 santim oluyor. 40 santimde sizin hata yapma lüksünüz var mı? Yok. Hata yapma olasılığınız var mı? Yok. Demek ki sizin orada yaptığınız işte mutlaka detaylı bir temizlik yapacaksınız. Tamam, neden detaylı temizlik yaparken bu kadar büyütüyoruz diyeceksiniz. Şöyle düşünün, parmağımı elimin üstünde şöyle bir basınç uyguladım. Basınç uyguladığımda parmağımı hissetmek için zaten onu hissetmem için bu basıncı görmem gerekir. Ama biz omurileye bu basıncı bırakın teması bile yasaklıyoruz. Çünkü boyundan aşağısında felç riski olabilir diye. O basıncı bile yapmadan, yani tabiri caizse üstüne hiç dokunmadan üst tabakasındaki bütün basıyı kaldırmamız gerekir. Bunu yapabilmek için 40 kat büyütüyoruz. Büyütmemizin nedeni ve detaylı temizlik yapabilmemizin de sağlayıcısı bu mikroskobun büyütme şekli. Tabii mikroskop sadece büyütmüyor. İyi bir ışık veriyor oraya. İyi bir ışık altında, yani gün yüzü ışığı, müthiş güzel soğuk bir ışık, ısıtmayan bir ışık.
orada dokuyu görüp tanıyabiliyorsunuz. Aa bu sinir mi? Aa bu disk mi? Aa bu fıtık mı? Demiyorsunuz. Bunu fıtık olduğu için temizliyorsunuz, kemiği bırakıyorsunuz. Damarları ile nasıl görüyoruz biliyor musunuz? O 40 kat büyütmede. Ben ameliyattan sonra verdiğim CD'lerde hastalarım bazen izliyor. Hocam benim omurilim bu mu diyor. Evet. Yani bir saç telinde incecik bir damarı böyle baş parmağında gördüğümde mesela izlerken hastanın tepkisini görüyorum. O hocam kocaman damar varmış orada diyor. Kocaman değil o. Yani o saç telinden bile ince. Ama işte açık ameliyatta biz onları görmüyorduk. Düşünsenize elimizde ittiriyoruz. Hani fıtığı temizlemek için cart kanıyor. Kanadığı zaman orası kan gülü oluveriyor. Küçücük damar dediğiniz oraya güzel güzel kan veren bir damar. Onun beslenmesini bozuyor bu sefer. Biz onu yakmaya uğraşıyoruz. Kanı temizlemeye uğraşıyoruz. Ameliyat mı yapacaksın? Omuriliğe basıyı mı engelleyeceksin? Omuriliğe dokunmadan mı temizleyeceksin yoksa kanı mı temizleyeceksin? Ortam karman çorman oluyordu. Açık ameliyattan bahsediyorum. Gerçekten çok ciddi zorluklar içerisindeydik. Yani ben anlatırken Nuh Nebi'den kalma yöntemleri neden bahsediyorum? Bugünlerimize müthiş şükürler olsun. Başarımız %50'den nasıl %98'e geldiğini de aslında açıklamış oluyorum. Tüm beyin cerrahları adına ben bu açıklamayı yapıyorum. Arkadaşlarım da son kongrede gördüğümde inanılmaz güzel beni karşıladılar. Çok güzel anlatımlarla onları da davet ettim. Mutlaka hepsini buraya davet etmeye çalışıyorum. Tüm Türkiye'de dediğim gibi yani vakti olan, zamanı olan ki beyin cerrahları biliyorsunuz her zaman yoğun çalışırız. Vakti olanları buraya almaya çalışıyorum ki onların diliyle de sizlere bu tür hastalıkları anlatalım. Boyun anlatalım, beyin anlatalım, bel anlatalım ama bir şekilde bilgilenelim. Bilgilendiğimiz zaman yolu aslında çok kolay kat ediyoruz. Hani bir şey konusunda muamma, kara kutu varsa hiçbir şeyiz. Ama bu kara kutu yok ve açıklamamız gayet güzel ve bu konuda da bilgimiz varsa ne olabileceğini biliyoruz. Nerede, hangi aşamada ne tür tedaviler yapılacağını biliyoruz. Yani kendimizi gidip de berber koltuğunda ya boynum ağrıyor sen bana bir kütürdet, bir masaj yap demiyoruz. Demememiz lazım. Bunu yapanlar var mı? Evet var. Ya ben hayret ediyorum zaten o açıkçası kuaför veya berber koltuğunda oturup kafalarını böyle güzel güzel kürt kürt yapanlar. Ya ben kaç yıllık beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanıyım. Ben şu boyna öyle dokunamıyorum onun dokunduğu gibi. O çok mu bilgili de dokunuyor? Hayır. Tamamen bilgi eksikliğinden. Yani neler olabileceği konusunda en ufak bir bilgisi yok. Ki öyle benim başıma derken benim hastalarımın başına gelmiş. Hocam bir boynumu kütürdetti veya bana bir masaj yaptılar. Ben ondan sonra bu hale geldim diyerek gelen çok hasta var. Ben bu hastaların bazında size aslında bu bilgi akışını sağlıyorum. Lütfen kendinizi bir bilene emanet edin, bir uzmana emanet edin. Mikro cerrahi varken ameliyattan korkarak, kaçarak geri dönüşü mümkün olmayan bir hasarla karşı karşıya kalmayın. Son sözüm bu olsun. O yüzden lütfen ameliyattan korkuyla kendinizi normal tedaviden mahrum bırakmayın. Hoşça kalın. Günaydın Doktor Tümuz'uyla devam ediyorum.